Amerika Kongre ara seçimleri yarın yapılacak. 435 Temsilciler Meclisi üyesi, 35 senatör ve 36 eyalet valisi için seçim var. Aslında 47 eyalette 40 milyonun üzerinde Amerikalı seçmen ya erken sandığa giderek ya da posta yoluyla oyunu kullanmıştı. Genele baktığımızda Amerikalı seçmenin ekonomiyi göz önüne alarak oy kullanacağını görüyoruz. Bilhassa enflasyonla mücadele çok önemliydi ve seçmen bu anlamda da Demokrat Parti'ye ve Başkan Biden'a kızgın olduğunu da belirtebiliriz. Başkan Biden da yaptığı açıklamalarda eğer Cumhuriyetçiler Kongre'de çoğunluğu elde ederse demokrasinin zarar göreceğini belirtirken Cumhuriyetçi Parti'de Başkan Biden'ın ekonomik performansının kötü olduğunun göz önünde alınmasını seçmene ilettiğini belirtebiliriz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kongre ara seçimleri önemli. Başkanlık seçimleri kadar önemli. Çünkü Kongre'de hangi parti çoğunluğu alırsa sadece iç gündem değil, dış gündemde de büyük bir rol oynayacak. Beyaz Saray'ın Kongre ile olan ilişkileri, Beyaz Saray'ın geçirmek istediği yasaları olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilir. O nedenle Cumhuriyetçi Parti eğer kazanırsa çoğunluğu Başkan Biden için son 2 yılının kötü geçme ihtimali yüksek. Amerikan Kongresi'nde genel anlamda ortada bir yarışın Senato ayağında olduğunu söyleyebiliriz anketlere baktığımızda. Ama Temsilciler Meclisi tarafında Cumhuriyetçi Parti'nin seçimlerde çoğunluğu kazanmasına kesin gözle bakılıyor. Aynı şekilde Amerikan Kongre ara seçimleri Amerikan tarihinde en pahalı seçim olarak da tarihe geçecek. Yaklaşık 16,7 milyar dolar seçim masrafının olduğu görülüyor. Bilhassa en pahalı eyaletin başında da Pensilvanya'nın geldiğini, 139 milyon dolarlık seçim harcamasının olduğunu görüyoruz. Tabii finansal anlamda baktığımızda Amerika'nın 10 tane zengin iş adamının da seçim kampanyasına desteğini görüyoruz. Yaklaşık 430 milyon doların üzerinde iş adamının bu seçime destek verdiğini görüyoruz ve listenin başında da 130 milyon dolar Demokrat Parti'ye destek veren George Soros. Tabii Amerikan Kongre seçimlerinde Türk-Amerikan ilişkileri de nasıl olacak soruları var. Bu çerçevede de bilhassa Doktor Mehmet Öz'ün Türk kökenli olarak Amerika Senatosu'na girmesi bir tarihi olay olacak. Çünkü Amerikan Kongresi'nde şu ana kadar seçilmiş Türk kökenli bir Amerikan vatandaşı yok. O nedenle Pensilvanya eyaleti de şu anda önemli olduğunu belirtebiliriz. Türkiye aleyhinde olan yasaların Cumhuriyetçi Parti çoğunluğa geçerse nasıl bir hal alacağını da önemli olacak. Çünkü Türkiye aleyhine Demokrat Parti'nin çoğunlukta olduğu kongrede son 2 yılda sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Genele baktığımızda Amerikalı seçmenin sadece Başkan Biden'ın performansıyla ilgili değil, dış politikada kongrenin attığı adımlara da dikkat ettiğini de son olarak belirtebiliriz.